öğrendiklerimizi birlikte tekrarlayalım. A, B, C, Ç, D, E ya da E, F, G ya da G, yumuşak G ya da yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, I, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. I için sadece işaret parmağımız açık. I, I, J için baş parmağımız hafif kıvrık, işaret parmağımızı yukarıya gösteriyor, diğer işaret parmağımızı çiziyoruz. J, K için orta parmağımız ve işaret parmağımız açık ve iki parmağımız birleşik, yeri gösteriyor. Diğer elimizde yine işaret parmağımız ve orta parmağımız birleşik ve açık. K yatırıyoruz. K. L için işaret parmağımız yukarıya gösteriyor ve baş parmağımız açık. L. M için 2'yi gösteriyoruz yine her iki elimizle de. Ama aşağı bakıyor ve birleştiriyoruz. M. N için yine 2'yi gösterip ve 1'i gösteriyoruz. Aşağı bakıyor ve birleştiriyoruz. N. O. Ö. P için işaret parmağımız açık. Orta parmağımızı kıvırarak işaret parmağımızı üstüne koyuyoruz. Şöyle. P. Hiç bozmuyoruz. İşaret parmağımızı orta parmağımızın bitimine koyarak R. R. S için 2 tane C. İşaret parmağımızla baş parmağımızı birleştirerek S. Ş. T için işaret parmağımız açık ve yukarıya gösteriyor. Diğer işaret parmağımızı yatırarak üstüne T. Şimdi C yapıp ama yatırıyoruz. C'yi yatırarak U. Ü. B'ye 2 parmağımız açık, orta ve işaret parmağımız açık, yukarıya gösteriyor. B. Y'yi işaret parmağımız tam ortasından çizgi çiziyoruz. Y. Y. Z'yi işaret parmağımız yatırıyoruz. Orta parmağımız ve işaret parmağımız açık. Yatırıyoruz üstüne işaret parmağımızın. Z. Ve sırada günler var. Günler demek için bütün parmaklarımız kapalı, sadece baş parmağımız açık ve öne doğru ittiriyoruz bir kere. Gün ya da günler. Eğer baş parmağımızı 3 kere öne doğru ittirirsek zaman. Zaman. Şimdi pazartesi. 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 Salı. Hafif sallıyoruz. Salı. L harfini kulağımıza getiriyoruz. Çarşamba. Çarşamba. L harfini yatırıyoruz. Baş parmağımız burnumuzda. Perşembe. Perşembe. İki parmağımızı yatırarak cuma. Hem çenemize değdiriyoruz ilk, sonra da alnımıza. Cuma. Cuma. Cumartesi. Cumartesi. Pazar. 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 Dilerseniz şimdi de ayları beraber bakalım. Ay. C harfi yapıyoruz. Sağdan sola getiriyoruz. Ay.
Eğer soldan sağa getirirsek cumhuriyet. Cumhuriyet. Sağdan sola ay. Dilerseniz şimdi de aylara bakalım. Ay, C harfi yapıyoruz. Sağdan sola C harfini getiriyoruz. Ay. Ay. Eğer soldan sağa getirirsek cumhuriyet. Cumhuriyet. Sağdan sola getirerek ay. Ocak için bütün parmaklarımız açık. İşaret parmağımızla baş parmağımızın uçları birbirine değerek hafif sallıyoruz. Ocak. Ocak. Şubat için Ş harfi yapıyoruz. Şubat. Şubat. Mart için bütün parmaklarımız açık. İşaret parmağımız burnumuza yakın. Baş parmağımız da çenemize yakın. Tam ileride birleştireceğiz. Mart. 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 Nisan için işaret parmağımız ve orta parmağımız açık, diğerleri kapalı. Gözümüzün değdiriyoruz ucuna. Nisan. Nisan. Mayıs için yine bütün parmaklarımız açık. Baş parmağımız ve işaret parmağımızı, birisi gözümüze yakın, işaret parmağımız gözümüze yakın, baş parmağımız çenemizde, yine ileride birleştiriyoruz. Mayıs. 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 Haziran için elimizi pençe yapıyoruz. Göğsümüzün ortasına yerleştiriyoruz. Haziran. Haziran. Temmuz için parmağımızı T, işaret parmağımızla baş parmağımızı T yapıyoruz. Şu şekilde. Temmuz. Temmuz. Ağustos için baş parmağımız açık ve serçe parmağımız açık. Baş parmağımız çenemizin altında. Ağustos. Eğer serçe parmağımızı kapatıp baş parmağımızı çenemizden önümüze doğru iterse hiç. 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 Eylül için Eylül içinde Eylül. Eylül içinde yine bütün parmaklarımız açık. İşaret parmağımız ve baş parmağımızı birleştiriyoruz. Bu sefer dairesel hareket yapıyoruz. Eylül. Eylül. Ekim'de T harfi yapıyoruz yine. Ve bu sefer dudağımızın bitiminde. Ekim. Ekim. Kasım'da parmaklarımız açık, dikey yerleştiriyoruz tam ağzımıza doğru. Kasım, Kasım, Kasım. Aralık'ta iki parmağımız açık ve gözümüzü arasına alarak sanki bir kapının aralığından bakarak bakıyoruz. Aralık, Aralık. Şimdi de sık kullandığımız kelimeyle birlikte bakalım. Bakmadan önce bir küçük püf not. Küçük nokta söyleyeceğim size. İşaretleri yaparken lütfen mimiklerinizi kullanın. Çünkü işaretlerinizi ve ne demek istediğinizi daha rahat anlatabilirsiniz mimiklerinizle de. Aile. Aile. Anne. Anne. Baba. İki kere vurunca baba. Bir kere vurunca erkek. Baba. Erkek. Kız. Abi. Abla. Kardeş. Arkadaş. Dost. Müdür. Müdür. Şef. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Birlikte, birlikte. Ve, ve. İyi, kötü. Güzel, güzel. Anladım, anlamak. Anlamamak, anlamamak.
bilmek, bilmemek, var, var, yok, söylemek, söyle, söylememek, söylememek, konuşmak, kim, 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 devam ediyor, devam ediyor. Rica ederim ve lütfen aynı mimiklerimizi de burada ayırt edebiliyoruz. Rica ederim, lütfen. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Özür dilerim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Akşamları çenemizde yaparsak, akşamlar eğer yüzümüzde yaparsak gece oluyor. İyi akşamlar. E-posta. E-posta. Evrak. Evrak. Soru. Soru. Cevap. Olur. Olabilir. Olabilir. Olmaz. Saat. Saat. Dakika. Su. Çay. Kahve. Şimdi de birlikte öğrendiğimiz kelimeleri cümleler kuralım. Kurmadan önce birkaç bir şey öğrenmemiz lazım. Bunlardan biri ben, sen, o, biz, siz, onlar, benim, senin, onun. Yani özneler. Özneler cümlelerin başına ya da sonuna koymamız gerekir. Eğer cümle çok uzunsa hem başına hem sonuna lütfen koyun. Daha iyi anlaşılabilmemiz için. Bir diğeri mimiklerimiz işaretler yaparken mimiklerimiz bize yardımcı olur. Daha iyi anlaşılırız. Ve diğeri de cümleleri lütfen basit düşünüp öyle kuralım. Dilerseniz şimdi başlayalım. Nasılsın sen? İyiyim ben. Kötüyüm ben. İsmin ne? Seninle tanıştığıma memnun oldum ben. Neler yapıyorsun sen? Molaya çıkıyorum ben. Çıkmak çıkıyorum. Senin günün nasıl geçti? Benim bugün çok işim var. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Bugün çok güzelsin. Bu havalar çok güzel. Ben toplantıya gidiyorum. Gidiyorum devam eden bir eylem. Gitti demek sadece bir kere. Gitti, gidiyorum. O toplantıya gidiyor. Toplantıya gidiyor o. Birlikte çay veya kahve içelim mi? Senin doğum günün ne zaman? Gün normal bir günden bahsediyorsak gün, özel günlerden bahsediyorsak gün. Yani 29 Ekim günü. Cumhuriyet.
ayrımı. Benim doğum günüm 29 Ekim. Toplantı saat kaçta? Kaç dakika var toplantıya? Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.